Arkadaşlar ben Serdar Hakan Düzgören. Bu dersimizde ilk bölümünde modellemesine başladığımız web tasarım dersimizin ikinci bölümüne geçeceğiz. İkinci bölümümüzde de gene modellemeyle devam ediyoruz. Bu ders içeriğimizde yapacağımız işlemleri kısaca bahsedeyim ben size. Banyomuzun tasarımını bitireceğiz ve kapılarımızı iki iç kapı ve pardon bir iç kapı, iki de dış kapı, birisi garaj kapısıdır. Onların tasarımlarını yapacağız arkadaşlar. Evet, başlayalım. Öncelikle şurada küçük bir düzeltme yapmamız gerekiyor galiba. Evet, ufak bir düzeltme ihtiyacımız var. İkinci bölümden izleyen arkadaşlar için şu tavsiyede bulunabilirim. Render motoru olarak V-Ray kullanmıyoruz. Mental Ray kullanıyoruz. Mental Ray render motoru ile bu ev tasarım dersimizi tamamlayacağız. Aynı zamanda aynı tasarım üzerinden Ray render motorunu kullanarak alternatif bir seçenek olarak dersimizi nihayete erdirmiş olacağız. Evet, şimdi şu kısımdan devam edelim. Öncelikle arkadaşlar, bu benim kendi tercihim oluyor. Sizin de kendi tercihiniz değişken olabilir. Ben bu köşede bir tane duş, burada lavabo, bu tarafta da çamaşır makinesi ya da işte kurutma makinesi kullanmayı düşünüyorum. Duşumuzu ve lavabomuzu kendimiz modelleyeceğiz. Belki çamaşır makinesi veya kurutma makinesini hazır model kullanabiliriz zamandan kazanmak için. Nasıl bir duş ve lavabo kullanacağımı belirteyim. Tabii siz bunu kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Burada bir kare duş olacak arkadaşlar. Ölçüsüne bakacağız kullanım alanına göre. Burada da seramik lavabo düşünüyorum. Kase şeklinde olabilir ya da klasik tipte tasarımı değişik olabilir. Evet. Öncelikle duşumuzdan başlayalım arkadaşlar. Buraya şu şekilde bir plan çizelim. Planımız 4'e 4 geldi. Ölçüsü 100'e 100 olduğunu varsayalım. Aslında burada 100'e 120'de bir duş olabilirmiş. Ölçü müsait. Ama banyomuzu geniş kullanmakta fayda var. Evet. Öncelikle bu poli yapıyoruz. Insert diyeceğiz arkadaşlar. Ama insert'ten önce bunu bir yükseltelim. 40 santim, 4 santim ya da 5 santim yükseltelim. 5 santim yeterli. Sonrasında Ring diyerek kısımları seçiyoruz arkadaşlar. Şuradan 3 boyutlu görünümüne geçelim. O görünüm üzerinden hareket edelim. Biraz daha yaklaşalım arkadaşlar. Yapacağımız işlemi daha iyi hakim olalım.
şey yapıyoruz. Şey yapıyoruz, daha sonra verelim. Buradan direkt insert diyelim. 4 milim kadar içeri alsın. Okey. Sonrasında eksi 4. Ve bunu birazcık yukarıya çıkartacağız ve ufak düzeltmeler yapacağız. Tamam. Şimdi sonrasında front penceresine gelelim. Birazcık burada küçük bir oynama yapıyoruz arkadaşlar. Ama öncesinde bu bizim için daha iyi olacak. Hepsini sadece bu kısmı seçip hareket edersek daha iyi olur. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi hallettik. Bunu da hallettikten sonra ufak bazı yuvarlamalar yapalım. Üzerinde yakınlaşalım. Kısma gerek var mı? Aynı şekilde iç kısmı da yapmamız gerekiyor. Chamfer. Okay. Çamfır dedik. Okey. Teknemiz hazır. Şimdi bunun üzerine duşumuzu oluşturalım arkadaşlar. Tekrar top penceresine geliyoruz. Şu köşede camda tutacak iki tane profilimizin olması gerekiyor. Hemen. Bir box yardımıyla onları yapabiliriz. Profillerimiz. Duşumuzun yüksekliğini 2 metre alalım arkadaşlar. Kullanımı rahat bir duş olsun. Yüksekliğimiz fazlaydı. Sonrasında bunun üzerindeki işlemimizi yapalım. Bunu hemen poliye çeviriyoruz arkadaşlar. Şu iki kenarını tutuyoruz. Scale'liyoruz. Aslında tam öyle yapmayalım. Önce şu ortasına bir connect yapalım. Okey.
birazcık daha öne yaklaştırdıktan sonra seçip o şekilde scale yaparsak bizim için daha iyi olacaktır. Tabi burada yapmanız gereken bir mevzu camın yerleri arkadaşlar, gireceği yerler. Topla bir iki tane. Okey. Sonrasında bu kısım ekstürdü ya, eksi 2 diyelim. Kalanını manuel halledelim. Evet, aynen bu şekilde yapsak yeter. Sonrasında rotation döndürme açısını 90'a getiriyoruz. Sonra shift'e basarak bunun bir kopyasını buraya alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında döndürüyoruz. Okey, çok güzel. Sonrasında bu kısma yaslıyoruz. Tabii birazcık böyle çekelim. Okey. Evet. Şimdi duşumuzun hemen hemen iskeletini oluşturmuş olduk. Şimdi aklınıza bir soru takılabilir. Ya su gideri nerede diye. O basit arkadaşlar. Su giderini kapağıyla beraber yapmamız yeterli olacak. Ama belki şu kısımda bir oynama yapabiliriz. O da şöyle bir oynama olabilir. Pardon. O değil. Heh, teknemizi seçiyoruz. Şu kısmına geliyoruz. Biraz böyle. Evet, kullanımı değişik bir teknemiz oldu. Ama yok, ben böyle yapmak istemiyorum diyorsanız da çözüm çok basit. Şu kısmı ve orası değil, şu kısmı seçerek, daha doğrusu tek seçeneğimiz olanı seçtik. Connect dedik. Okey. Sonra şuraya kadar getirelim. Biraz da yakından yapalım. Sonrasında burayı seçip connect diyelim. Aynı şekilde eşit getirmeye bakalım arkadaşlar. Tamam. Sonrasında tekrar seçiyoruz. Bu kısmı bu şekilde yaparsak köşeli olmuş oluyor. Bu kısmı da ekstra bir kullanım yeri olarak değerlendirelim. Tekrar arkadaşlar, bu sefer profillerimizi de yaptıktan sonra sıra camlarımıza geldi. Hemen şurada şöyle basitçe kabaca bir cam çizelim. Yüksekliğini tekrar 2 metre olarak verdik. Tabii camımızı profilimizin içine oturtmak gerekiyor. Yanlış oturmuş. Okey. Camımızdan bir tane daha kopyalayacağız. Sonrasında döndürüyoruz. Okey, yanlışlıkla kopyasını aldık. Hemen şunu silelim. Klavyeden 7 tuşuna basarsanız arkadaşlar toplam poligon sayınızı görürsünüz. Aynı şekilde. Bunları düzgün bir şekilde camı yerleştiriyoruz. Biraz daha ileriye doğru alıyoruz. Şimdi büyük ihtimalle arada boşluklarımız kaldı arkadaşlar. Bunu şu şekilde hallediyoruz. Bunu da konver poligon açı poliye çevirdik. Bunu da poliye çevirdik. Okey. Şimdi öncelikle bunun bir ucunu buradaki yere yasladık.
Sonrasında buna geliyoruz. Aynı şekilde buraya yaslıyoruz. Biraz yakınlarına gidelim. Burada fazla gitmişiz. Okey, burada bitirelim. Sonra tekrar diğerine gelelim. Aynı şekilde bunu da burada şekilde bıraktık. Okey. Şimdi şurada kalan boşluk ne olacak diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Oraya fitillerimiz gelecek. Suyu dışarı sızdırmaması için. Biz bunu ama pardon tek açılır yapıyoruz. Çift açılır değil. O zaman camımızı buraya kadar getirmemiz yeterli oluyor. Sonrasında bunu birazcık kısaltmamız gerekecek. Çünkü ön tarafa plastik fitil gelecek. Şu kadar kısaltmamız yeterli. Fitili de hemen span line ile çizelim arkadaşlar. Line lan. Sonra ekstürden yükseltiriz. Evet. Tabii şimdi buna ayarını vereceğiz arkadaşlar. Bir tane fazla çıktı. Yani şu şekilde inceltiyoruz. Bu kısımda şurada bazı enayiliklerimiz var. Hepsini topluca içeri çekelim. Bu bile bunun için çok kalın. Sonrasında şu iki kenarını seçelim arkadaşlar. Birazcık yuvarlamamız gerekiyor. O çok oldu. Fiyat değerini 5. Evet, bu yeterli. 0,1. Sonrasında buna buradan ekstrüt değerini 2 metre veriyoruz. Segment sayısını 5 yapalım. Okey. Evet, sahnemizi bir kayıt edelim. Şu kısımda giderimiz olsun. O giderler çapı 45 milim civarındadır. Bizim su giderimiz burada yer alsın. Hem poligona çeviriyoruz. Sonrasında buradan gelip şu şekilde sonra FFD'den 4x4'ü seçiyoruz. Buradan kontrol noktaları. Şimdi sırayla bu şekilde getirelim aşağı doğru çekerek. Evet, bu yeterli. Sonra işimiz bitti. Bakalım, bu bayağı aşağıda kalmış. Biz onu bir üst kademeye alalım, bırakalım. Okey. Şimdi isterseniz arkadaşlar duşumuzun nasıl gözüktüğüne bir bakalım. Bunun için tabii armatürlerimiz de gelecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kuş bakışı görüntü attığımızda
Birazcık uzaklaşmakta fayda var, evet. Şu kısma da çiftli bir lavabo setimiz gelebilir. Yanına belki bir dolap kullanırız. Ama dolabı bu tarafta kullanmakta fayda var. Çünkü duşumuzun kapısı bu tarafa doğru açılıyor. Bu tarafa doğru da kapı açılacağı için dolabı buraya koyarız. Buraya da duruma göre çiftli ya da tekli bir lavabo seti yapalım. Önce tekrar bir kayıt edelim. Kaydetmeyi hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Önemlidir. Sonrasında gelelim. Şimdi bizim buradaki alanımıza arkadaşlar. Acaba tek tezgah üzerinde mi yoksa ayrı ayrı mı gösterelim? Tek üzerinde gösterelim. Şuraya da 35-35'lik bir dolap geldiğini varsayarsak. 1.30, 1.5. Şimdi kapının açılma kapıyı. Sonrasında 155'miş, biz onu 150'ye düşürelim. Sonra bunun üzerine biz kase şeklinde yapalım. Tekrar penceremize gelelim. Bizim tezgahımızı bir seçelim. Tezgahımız yerlerde kalmış. Şimdi arkadaşlar tezgahımızın yerden yüksekliği 85 santimdir. Bu standarttır. Sadece bizim yaptığımıza göre değil. Sonrasında şuradan rectangle, şuraya çizelim, şöyle 60 85 diyelim. Evet. Şöyle zeminimize oturtalım. Evet, tezgahımızı birazcık daha yükseltmemiz gerekiyor. Şöyle tutalım. Birazcık ona kalınlığımız 6, 10, yok 8, 7 yeter. Sonrasında arkadaşlar çok basit bir işlem yapacağız. Line hemen bunun üzerinde çizelim. Kesit olarak şu kadar. Şöyle birazcık yatık olsun. Sonrasında şimdi ne yapacağımız arkadaşlar? Kase lavabo yapıyoruz. Önce şunları seçip sarkıp bir yazır corner diyoruz. Sonrasında o kısmı güzel bir fillet'ımızı uyguladık. O tarafa gerek yok. İç kısma da o çok oldu, çok oldu. Kafi. Evet, sonrasında buna modifier latte uyguluyoruz. Maksimum diyoruz. Feld koordinatı normal diyoruz. 16 32 yapalım. Bakalım. Evet. 32 yes oldu. Sonrasında birazcık tabi buraya armatürümüz gelecek. Duvardan yapacağız arkadaşlar. Normalde böyle de bir armatür, ters T şeklinde de bir armatür kullanabilirdik. Şimdi bir bakalım yani lavabomuz nasıl durdu. Top penceresinden alalım, yerine yerleştirelim. Ondan sonra hemen bir kopyasını da yanına alalım, koyalım. Sonrasında hemen bir yaklaşalım, şekil şeman nasılmış görelim. Altmış dört, 128.
Ya da biz bunu 32'ye geri düşürelim. Poly diyelim. Okey. Seçelim. Ring diyelim. Connect diyelim. 2, 3, 3 yapmamız yeterli olacağını düşünüyorum. Şekilde açalım. Okey. Ve sonrasında aynı şekilde şu kısım. Şimdi ring diyelim. Böyle iyi. Sonrasında aynı şekilde dışa da uygulayalım. Ring diyelim. Connect diyelim. 52'ye getirelim. Okey diyelim. Tamam. Buradan turbo smooth. İterasyonu 2 yapalım. Evet. İşimizi görecek bile oldu arkadaşlar. Şunu silelim. Ben şimdi göz kararı yerleştirelim. Sahnemizde 72 bine çıktı poligon sayımız. Oldukça iyi gidiyoruz. Biraz daha yakınlaştırabiliriz. Ortalığı yapmakta fayda var. O biraz daha ikisini seçip duvara doğru yakınlaştıralım. O bakalım. Evet, bu uzaklık kafiyet. Alt tarafı sifonlarını da yapacağız arkadaşlar. Hemen gider kapağı olarak duştan bir kopya çekelim. Aynı şekilde. Tabi birazcık küçültmemiz gerekecek. Bunu %20, %30 küçültmüş olduk. Okey. Arkadaşlar hani bazı komutları anlatmıyorum. Takip ediyorsunuzdur umarım. Çünkü anlatmaya gerek yok. Yaptığım uygulamalarda zaten ne işe yaradıklarını görüyorsunuz. Okey, şimdi tekrar fronta dönelim. Buradan çok güzel bir şekilde biraz daha yakınlaşalım. Tam içine otur. Aynı şekilde. Kaydedelim. Sonrasında arkadaşlar. Okey, şimdi bunların armatürlerini yapalım arkadaşlar. Aslında kolay açısından ekle yapmaya tekrar kopya atarız. Şu şekil koyduktan sonra arkadaşlar. Hemen onu duvardaki yerine yerleştireceğiz. Duvarımıza yerleştirelim. Okey. Sonrasında
Okey. Sonrasında yerin diyoruz. 2'ye bölüyoruz. Sonrasında sadece şu kısım ve şu kısmını connect diyoruz. Aralarına biraz açalım. Tamam. Sonra sadece şuraya şunu tekrar ama yok o. Bir olarak kalsın. Nasıl? Ha. Kısım yeri ama insert'ten yapalım ya. Sadece şu ikisi seçili. Yapılacak çok işimiz var arkadaşlar. Evet. Tamam. Neyse olur. Sonrasında sadece şu kısmı seçiyoruz. Sonrasında tekrar kısmı geliyoruz, ring diyoruz, connect diyoruz, bir diyoruz. Sonra bu alt kısmına geliyoruz, kısmı insert, sonra extrude. Dışa doğru. Şu kadar çıkarsak kafi. Sonra tekrar bir insert diyeceğiz arkadaşlar. Okey. Bu kısmı silmemiz yeterli. Sonra şu kısmı komple aynı şekilde
Çok absürt bir şekilde yaptı. Sadece şu kısmı bir renkleyip Sıfır. Keskin hatlarda kalsın. Biz sadece ring diyelim. Aynı şekilde buna da ring. Bu kısımları yumuşatalım. Bu. Şimdi biz bunu kesitten bir bakalım. Uslumuzu birazcık gerçi şey ben lavaboyu da çekebiliriz. O pardon şunu açıkmışız. Evet. Aynı şekilde böyle duvara yakınlaştırırız ama çok da yakınlaştırmayalım. El yıkama mesafesi söz konusu. Sonrasında gelelim. Uslumuzu birazcık şu kadar falan uzatabiliriz. Evet arkadaşlar. banyomuzda duş ve lavabo modellemelerini tamamladık. Yerlerini belirledik. Banyomuzda kalan tek iş sifon ve 3-5 aksesuar ve çamaşır makinesi olacaksa işte. Onun yerleştirme işi kaldı. Bir sonraki dersimizde yine banyodan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben Serdar Erkan Düzgören. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Mutlu olun.